Değerli kardeşlerim, abilerim, ablalarım, kanalıma hoş geldiniz. Isıtma videolarına devam ediyoruz. Roket sabahımız burada. Biliyorsunuz sunta MEDEF karışımı pelet yakıt testimizi yaptık. Şimdi burada kömürle odun karışımı, yani herhangi bir odun, artık hani ne koymuşlar bilmiyorum, bilgisini vermediler. Ama kömürle karışım. Şöyle göstereyim. Bakın, kapkara içi. 8 milim pelet arkadaşlar. Kalın şunu bir dartalım. Bakın burada 2 kilo peletimiz. Tam tamına 2 kilo. Kalınlığını göstereyim. Çok yaklaştırma. Nasıl? Çekiyor mu? Evet, çekiyorum. Evet, kalınlığını gösteriyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 8 milim. Yanma haznemiz burada. Arası 10 milim. Hemen gösterelim. Şöyle. Evet, gördüğünüz gibi 9,4, 9,3. Ulan ne oluyor? 9, 10. Bir tane 10 çıktı. Burası 9,3, 9,6, 10. 10,4, 10,2. Arkadaşlar biraz ayarsız olmuş, idare edin ya. Evet, bu 10 ya da 11 milim olabilir arası. 8 milimde arkadaşlar aralarında kalıyor. Yanarken zaten size göstereceğim. Şimdi 2 kilo peletimizi döküyoruz. Kömürle karışım peletimizi. Evet, peletimizi döktük. Şimdi pürmüzümüzle yakacağız. Evet, Eylül yakmak istedi kızım, kameramanım. Takipçilerimiz biliyor zaten kızımı. Evet, bas kızım çakma. Pürmüzümüz biraz yanaştı babacığım, uzak tutma. Evet. Bakalım. Bak ama yandı bu tarafta. Ha, yanmamış. Nasıl yanacak? Bu kömürün nasıl yanacağını gerçekten çok merak ediyorum. Bir önceki videoyu izlemediyseniz linkini açıklama kısmına bırakacağım. Oradan izleyebilirsiniz. Kömür diyorum. Suntayla MEDEF karışımı peletimiz. Kayseri'den geldi, onu denedik. Bu peletimiz de nereden geldi? Hatırlamıyorum. Ben de unuttum vallahi şimdi. Nevşehir'den, evet. Nevşehir'den geldi bu peletimiz. Antep'ten de Pirina peletimiz gelecekti. O da gelmedi. Ondan bir çuval bulup peki, ayarlayıp sizler için videosunu çekeceğim. Bu tarafı yandı. Biraz yanaştırma var ya. Yani. Fazla mı yanaştırıyor? Tabii canım, ısısını versin tamamen. Aynı yere tutma. Biraz yerini değiştir. O taraf yandı bu arada. Yandı mı? Kapat Evet. bakayım, yanıyor mu görelim. Biraz yanıyor. Daha tutayım mı? Gerek yok mu? Bakayım. Şurada. Yani yanıyor ama biraz daha tut istersen. Tamam. Tamamen şey olsun. Çakmaya bas, çakmaya. Biraz altına doğru tut. Alta. Şöyle. Evet, aşağılara. Aşağıyı tutturum aşağıya. Şöyle. Ya, yavrum, nereye tutuyorsun? Aşağıdaki peletlere tutacaksın. Sanırım yandı kızım. Tamam, kapat bakayım. Evet, yanıyor Evet. Evet, yanıyor arkadaşlar. Kaç saniyede yandığını videodan bakabilirsiniz. İleri geri sararak. Bakalım bundan sonra peletimiz. Yani saati de göstereyim hemen. Bakın arkadaşlar, saatimiz kaç? 7'ye 5 var. 7'ye 5 kala peletimizi yakmaya başladık. Bakalım kaç saat sonra peletimiz bitecek. Bunu göreceğiz.
Bu sobanın ilk videosunu izlemek isteyen onun da açıklama kısmına videosunu koyacağım. Soba borusundan nasıl yapmışız? Onu izleyebilirsiniz. Yine soba borusuyla devamını getirttirdim. Tabi sobayı biraz güncelledik, biraz değişiklik yaptık. İzlemeyenler için söylüyorum. Evet, şimdi pelletimiz yansın, bakalım ne kadar sürecek. Evet değerli kardeşlerim, şimdi saatimize bakalım ne kadar oldu. 1 saat 25 dakika oldu. Gel göster kızım. Yani yarısından hala fazla su duruyor. Çok fazla duruyor. Yani bayağı gidiyor bu. Sunta ve MDF karışımına göre bu biraz daha sanki daha iyi gidecek gibi. Bitince anlayacağız. Şimdi ısısını görelim. Şimdi altını deşeledim. Bıraktım ki gürül gürül yansın diye. Kaç derecelere çıkıyor? 196 derecelere çıkıyor burası arkadaşlar. Evet. Şimdi altını deşeledik. Gürül gürül yanmaya başladı. 10 dakika 15 dakika böyle yanmasını istiyorum. Dışarıdaki dışarı ısı 11.7 derece. Şimdi bu burada petek var. İzlemeyenler için, bizi takip etmeyenler için, bir önceki videomuzu izlemeyenler için tekrarlıyorum. Peteğimiz kapalı şu an ama diğer odalardaki petekler açık. Kombi çalışıyor. İçeriği ısıtıyoruz. İçerisi şu an 23 derece. Dışarısı 11.7. Burası da arkadaşlar, kapıyı kapatmıyoruz çok sıcak olduğu için. Odanın genişliği 18,5 metrekare. Altta bodrum var. Hemen buranın altı bodrum. Dışarıda evimiz tek katlı müstakil kale. Daha doğrusu kiracıyım ben. Ev tek katlı müstakil. Yalıtım sıfır. Camlarda, duvarlarda yalıtım yok. Buna rağmen çok güzel ısıtıyor. Onu da netleştireyim. Bakalım sunta ve MDF'ye göre ne kadar daha iyi onu bir göreceğiz. Evet değerli kardeşlerim, açıyoruz ve gösteriyoruz. Yani bitmek üzere, en fazla yanacağı bir 10-15 dakika daha. Şöyle gösterelim hemen. Saatimizi göster kızım. 7'ye 5 vardı. Arkadaşlar bakın, görüyorsunuz 3 saat 35 dakikadır 2 kilo kömürlü odun karışımlı pelet yakıtımız yandı. Yani bir önceki videoya göre arkadaşlar, sunta ve MDF'ye göre çok çok iyiydi yani performans olarak. Isıtma olarak da aşağı yukarı aynı, yani bir farklılık hissetmedim. Ama bu daha uzun yandı. Tabi en son videomuzda, yani diğer peletleri de denedikten sonra hepsini detaylı bir şekilde değerlendirip saatte ne kadar yaktığını, fiyatının ne olduğunu, bunları size detaylı bir şekilde paylaşacağım. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Bizi izlediğiniz için hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Lütfen beğenmeyi, yorum atmayı, kanalımıza abone değilseniz abone olup bize destek olmayı unutmayın. Saygılar, sevgiler sunuyorum. Hoşça kalın.